Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Tam sayılar ve kesirelerde işlemler ünitesinin değerlendirme sorularıyla sizlerle beraberiz. Sıla parasının ilk gün 2 bölü 5'ini, ikinci gün ilk gün harcadığının 1 bölü 2'sini harcıyor. Sılanın parası 5 bölü 5. Birinci gün 2 bölü 5'ini harcıyor. Birinci günün 2 bölü 5'in 1 bölü 2'sini harcadığı için 2 bölü 10'unu harcamış oluyor. Yani 1 bölü 5'ini harcıyor. 2 bölü 5'ini harcamıştı. 1 bölü 5'ini de harcadı. Sıranın parasından geriye kaçta kaçı kalmıştır diyor. 5 bölü 5'ten 2 bölü 5'i ve 1 bölü 5'i çıkarttığımız zaman elimizde 2 bölü 5 kalacaktır. Oranı 2 bölü 5 oluyor. Sait Bey 3500 liranın 1 bölü 7'sinin 1 bölü 5'ini elektrik faturası 1 bölü 7'nin 1 bölü 5'i 1 bölü 35. O zaman 3500'ün 1 bölü 35'i yaptığımız zaman 100 elektrik olacak. İki, 3 bölü 20'si mutfak alışverişi. 3500'ün 3 bölü 20'si 0 gitti. 75, 175, 3 ile çarptık. 525 mutfak. Yine 3500'ün toplamda 625 harcadı. Bizden ne kadar kalmış diyor. Yani 3500'den 625'i çıkartırız. 2875'i kalmış olur. Bir okuldaki öğrencilerin 3 bölü 5'i matematik dersinden proje ödevi almıştır. Okulda matematik dersinden proje ödevi almayan 200 öğrenci olduğuna göre okul mevcudu kaçtır? 3 bölü 5'i almışsa demek ki 2 bölü 5'i matematik ödevi almamış ve bunlar 200 kişi olmuş. 5 ile çarpıp 2'ye bölmem gerekiyor 200'ü. Bu da 500 kişi sınıf mevcududur. Bu okulda okul mevcudunu istiyor. O zaman bize ne çıkıyor? 500 olarak karşımıza çıkıyor. Bir araba gideceği yolun 3 bölü 8'ini gittikten sonra mola veriyor. Daha sonra kalan yolun 1 bölü 5'ini daha gidiyor. Geriye 400 kilometre yol kaldığı bilindiğine göre yolun 3 bölü 8'ini gittikten sonra mola verdi. Bunu modelleme yaparak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet. Fazla silelim. 8 tanenin 3 tanesini gitti. Kalan yolun 1 bölü 5'ini daha gidecek. Yani şurayı. Ne kaldı geriye? 400 kaldı. O zaman her bir kotu 100 olmak zorunda. 4 parça olduğu için. Burada 8 parça vardı. 8 çarpı 100 dediğimiz zaman 800 olarak yolumuzu bulabiliriz. Furkan sınavdaki soruların 3 bölü 4'ünü doğru yapmış. 1 bölü 6'sını yanlış cevaplamış ve bu sınavda 4 soruyu boş bırakmıştır. Buna göre Furkan kaç soruyu doğru cevaplamıştır? 3 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı toplayıp 4'ü de eklediğim zaman üstüne benim için tam bir ifade olacaktır.
3 bölü 4 artı 1 bölü 6. Payda eşit dediğimiz zaman 12 de yaparsak burayı 3, burayı 2. 9, 2, 11 bölü 12 oldu. 11 bölü 12'nin boş kalan kısım bir bütünden çıkartırsak 1 bölü 12 olacaktır. Ve bu 1 bölü 12 4 soruluk kısma gelmiştir. Demek ki tüm hepsini 48 soru olarak bulabilirim. Bizden doğru cevapladı ifade istiyor. Yani 48'in 3 bölü 4'ünü istiyor. 4'e böl 12, 3 ile çarp 36 soruyu doğru yapmıştır. Kilogramı 5 lira olan peynirden 7 tam 2 bölü 5 kilogram alan bir kişi kasiyerden para üstü olarak 3 lira alıyor. Önce buraya düzenliyorum. 5 kere 7 35, 2 ile çarptık. 37 bölü 5. 5 kilogramla çarptığımız için 5'ler gitti. 37 aldı. Para üstü 3 lira vermiş. O zaman 3 de eklediğim zaman demek ki 40 liralık para ödemiş. Bir miktar paranın 2 bölü 5'i ile 2 kilogram portakal alınabiliyorsa bu paranın 7 bölü 10'u ile kaç kilogram portakal alınabilir? Paranın 2 bölü 5'i 40 liraysa ters işlem yaparsak 20, bu paramız 100 olacaktır. Bu paranın 7 bölü 10'unu istediği için 70 lira oldu. O zaman ne kadar portakal alınır? 70 tane portakal alınır. Burak elindeki bilyelerin 7 bölü 9'u mavi, diğerleri siyahtır. Burak mavi bilyelerinden 10 tanesi arkadaşına veriyor. Burak'ın geriye 18 tane mavi bilyesi kaldığına göre arkadaşına verdiği 10, kendisine kalan 18, yani 28 tane bilye bu bilyelerin 7 bölü 9'uymuş. Ters işlem yaparsak 28'i 9 ile çarpıp 7'ye bölmem gerekir bilyeler için. ...36 bilyesi var. 7 bölü 9'u 28'de. 28'de çıkartırsak 8 bilyesi kalacaktır. Yukarıdaki termometrelerden hangisinin gösterdiği sıcaklık değeri yanlış verilmiştir? Sıfırın altında eksi 10 doğru. Sıfırın üstünde artı olması lazım. Eksi verilmiş. Sıfırın üstünde artı verilmiş. Sıfırın üstünde artı verilmiş. O zaman bu yeşil dediğimiz şey yanlış bilgiyle karşımızdadır. Numaralandırılmış sayı kartlarından hangisindeki tam sayı en küçüktür? Mutlak değerler her zaman pozitif olacaktır. 3 ve 4'te herhangi bir şey yok. Eksi 15 ve eksi 11 olarak kalacaktır. O zaman karşımıza da 3 numaralı en küçük gelir. Rakamları farklı, 2 basamaklı, en küçük negatif tek tam sayının ve rakamları farklı, 2 basamaklı, en büyük pozitif tek tam sayı aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Rakamlar farklı olacak. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı dediği için eksi 97 olacak. Zaten başka da bir şansı yok. 2 basamaklı en büyük pozitif tek tam sayı aşağıdakilerden de o da artı 97 karşımıza çıkar. Mutlak değeri 5'ten küçük tam sayılar kaç tanedir?
Mutlak değeri 5 olan ifade eksi 5 de 5'tir. Arasında küçüklüklerden bahsediyorsak eksi 4, eksi 3, eksi 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 olması gerekir. 1, 2, 3, 4 negatif, 4 pozitif, 1 de ortası 0 olduğu zaman ne olacaktır? 4, 4, 8, 1 daha 9 karşımıza çıkacaktır. Eksi 4, 6 mutlak değer eksi 14, bu da artı 14 demektir. Eksi 3, yukarıdaki tam sayılardan en büyüğü hangisidir dediğimiz zaman direktmen mutlak değer içerisinde 14 daha büyük olacaktır. Bu arada bir soru atlamışız. Yukarıdaki 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5, burası 2, bunun da eksi 4 olması gerekiyor. Eksi 4 zaten bir tane var. Eksi 4, eksi 2, 5. Ceyhan olarak karşımıza cevabımız gelir. Yandaki kesrin sayı doğrusunda 2 ve 3 arasında olması için 2'den büyük, 3'ten küçük olacak. O zaman 3 olabilmesi için buraya 2 lazım. 2 olabilmesi için buraya 4 lazım. 2 olamaz, 4 olamaz. Kutu yerine kaç farklı doğal sayı gelebilir cümlesine bakıyoruz. Sadece 3 gelecek. Burada 3 olabilir. 2, 2, 4. 2, 4, 6. Evet. 3 koyarsak zaten 5 olur. 1 koyarsak olmaz. O zaman 3 sayısı gelecek ve 1 tane olmalı. Payda eşitliyoruz. 3, 5, 15 olduğu için burası 15, burası 3, burası da 5. 15 ile 3'ü çarparsam 45 eksi 3 ile çarptım 6, 5 ile çarptım 5. 45'ten 6 çıkarsa 39. 5 ekledim. 30. 2 tam 14 bölü 15. Bursa olarak cevap karşımıza gelir. Rüya ailesiyle yemek için limonlu kek yapmıştır. Rüya keki bilmem ne eş parçaya bölmüştür. Annesi kekin bilmem kaçını, babası bilmem kaçını, kardeşi yemiştir. Kekin kalanını da kendisi yemiştir. Rüya şu kadar parça kek yemiştir. Doğru şekilde tamamlanması için hangi seçenekleri sırayla kullanılmalıdır? Şimdi burada 1'di zaten 6'lar olması gerekiyor. 2 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 3 şeklinde. Baba 1, 2, 3 ve kendisi 6 zaten olmaz. Burada 6'yı toplamadığımız zaman 6 bölü 6 olduğu için olmuyor. 2, 3, 4, 5, 6 bölü 6 olmaz. 1 2 bölü 6 2 bölü 6 2 2 4 bu da kendi evet tamamı 6 olabiliyor. O zaman Denizli. Yedikleri pastalar 1 olması gerekiyor. 10 çarpı kutu bölü 3 işleminin sonucu 10'dan büyük olabilmesi için kutu yerine gelecek doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz diyorduk ki sayı 4 bölü 3 birden büyük olacaksa bu 10'dan
çıkan sonuç büyük olur. O zaman 10 numarayı 4 deriz. Bir doğal sayı 1'den küçük kesre böldüğümüzde sonuç bu doğal sayıdan büyük olacaktır. Yandaki bilgiye göre aşağıdaki verilen örneklerden hangisi uygun değildir? 4'ü 1 bölü 5'e bölsem ters çevirdiğim zaman 5, 20 olacak. 3 bölü 2'den 9 olacak. 2 bölü 1'den 14 olacak. 1 tam 1 bölü 2 dediğimiz zaman burası 3 bölü 2 çarpıldığı zaman 2 bölü 3 20 bölü 3 oldu. 20 bölü 3 dediğimiz ifade de yani 6,6 gibi bir şey oldu. Yani ondan küçük oldu. O zaman bu uyumsuz oldu. 8 bölü 12 ve 1 bölü 3'ün bölümü. 8 bölü 12'yi sabit bırakıyorum. 3 bölü 1'i karşılığına yazıyorum. 8 ile 12 sadeleşebilir. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3. Burada 3'ler birbirini yok edebilir. 2 bölü 1 oldu. Cevap 2 olarak karşımızda. Modelde verilen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle yataydaki 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırmış ve 3'ünü almış. Dikeyde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'ini almış. 2 parçasını almış. 3 bölü 5 ile 2 bölü 8'in çarpımı olması lazım. Cevabımız Adana olacaktır. İşlemin sonucu kestirilerin bütüne ve yarıma yakınlıkları düşünerek tahmin edildiğinde elde edilen sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark nedir? Burası 7 edecektir. Burası da yarım yarım 2 edecektir. 7 ile 2'nin toplamı 9 tahmin olacaktır. 6 ile 1'i toplasam 7. 5 bölü 6 ile 4 bölü 8'i toplasam yani bu 4 bölü 8 dediğimizde aynı zamanda 1 bölü 2. Buraya yakın olan ifadeye bakmak için payda eşitlemem lazım. 7 tam 5 artı 3 bölü 6. Bu da 7 tam 8 bölü 6. Yani bana olarak gelecek 8 1 tam var elimizde. 8 bölü 6 1 küsüre gelecek. 8 tam 2 bölü 6 şeklinde bir durum olacak. O da 9 tama yakındı. 2 bölü 6'yı çıkarttırırsam 9, 1, 1 bölü 6'lık bir fark karşıma gelecektir. Bir sürahinin 3 bölü 10'u kadar su doludur. Bu sürahiye 350 mililitre daha su eklendiğinde sürahi dolduğuna göre. Demek ki 3 bölü 10'u doluysa 7 bölü 10'u boş. 350 milim ekleniyormuş. 7 bölü 10'u suyun 350 oluyor. O zaman 10 ile çarpıp 7'ye böldüğümde 50, 10 sürahi ...500 mililitrelik bir yer kaplaması gerekiyor. Burada 350'yi şöyle yapıyoruz. Nereden çarptığımızı her tarafı 10 bölü 7'ye bölüyorum.
350 dediğimiz ifade ters çevrilip çarpılıyor. 10 ile çarpılıp 7 ile bölünüyor. Buradan giderse 7, 50. 50 ile 10'u çarparsak da 500 karşımıza çıkıyor. O da Adana. 1 eksi 3 bölü 4 burayı çarpıyoruz. Burayı çıkartıyoruz. 3 kere 1, 3. 1 çıkarsa 2 bölü 3. 4 eksi 1, 3 bölü 4. 5 eksi 1, 4 bölü 5. Şimdi burada sadeleştirmeleri yaparsak 3'ler gider, 4'ler gider. Yukarıda 2, aşağıda 5 mi kalacaktır? O zaman cevabımız Bursa olur. Evet gençler, öğrendiklerimizi değerlendirme kısmını rica ediyoruz. Yapınız. Ona göre burada puan aralığı var ve puan aralığına göre biraz daha çalışıp çalışmadığınız karşınıza çıkacaktır. Tam sayıları tanımlayabilir miyim? Evet dersen hemen çarpıya atarsın. En sonunda da bu puanları toplayıp hangi puan aralığına geldiğine bakıp kendini değerlendirebilirsin. Evet. Ben Uğur Umut'tu. Kısaca UM. İkinci ünitemizin de sonuna gelmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.